Silivri'de otomobil farı yedek parçası üreten bir fabrikada yangın çıktı. İki katlı fabrikada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye grubu, fabrikanın depo kısmını saran alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın sırasında fabrikada adeta can pazarı yaşandı. Fabrikanın çeşitli bölümlerinde mahsur kalan işçiler itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen onlarca işçi fabrikanın çatısına çıktı. Fabrikadan çıkartılan işçiler ambulanslardaki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere gönderildi. Bazı işçiler fabrikadaki malzemeleri çıkartmaya çalışırken fabrika sahibi Abülgani Binici olayın şokunu atlatamadı. Silivri Kaymakamı Salih Keser de çalışmaları incelemek üzere olay yerine geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı yazar Aytunç Altındal hayatını kaybetti. 68 yaşında hayata gözlerini yuman Altındal'ın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Altındal'ın eşi Naciye Selin Şen Ocak Altındal ortaya şok eden bir iddia attı ve ünlü yazarın öldürüldüğünü öne sürdü. Kanser tedavisine devam etti fakat bunun yanında doktorlar bakın dediler, yani bunun arkasında başka şeyler var. Büyük ihtimalle bir zehirlenme durumu söz konusu. Biz de buna istinaden tüm bulguları şu anda adli tıpa gönderdik. Adli tıp da gerekli açıklamaları yapacaktır. Ben sadece ben değil, doktorları da yurt dışında iddia ediyorlar. Çünkü bu şekilde bu kadar kısa sürede hiçbir kanser teşhisi konulmayan bir kişinin, iki hafta önce kanser olmayan bir kişinin biyopsilere rağmen, bahsettiğim biyopsi ve kan örneklerine rağmen kanser olmayan bir kişinin son evre kanser aşamasına gelmesi tıpta mümkün olmayan bir durum. Başbakanlık binası önünde sürpriz bir değişiklik yapıldı. Başbakan Erdoğan'ın 11 yıldır üzerinde yürüdüğü kırmızı halının rengi başbakanın talimatıyla turkuaza dönüştürüldü. Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı Başbakanlık Merkez binasının önündeki halılardaki değişikliğin polislerin kıyafetiyle uyumlu olması nedeniyle yapıldığı öğrenildi. Bakanlar Kurulu toplantısı için Başbakanlık binasına gelen Başbakan Erdoğan ve bakanlar turkuaz renkli halıya basarak binaya giriş yaptı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise halının rengini çok güzel bulduğunu söyledi. Halıyı nasıl buldunuz? CHP Ankara Keçiören İlçe Başkanlığı'nda doğal gaz kaçağı 25 kadın üyeyi zehirledi. Toplantı yapan partinin kadın üyeleri sızan gazdan etkilendi. CHP'lileri ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Aralarında CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Canan Kumbasar'ın da bulunduğu 25 kadın çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedbir amaçlı hastanede tutulan üyelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un oğlu İrek Minnihanov ve Rus istihbaratının Tataristan Bölge Müdürü Alexander Antonov'un Kazan'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 50 kişinin arasında oldukları öğrenildi. Öte yandan Kazan'da 50 kişiye mezar olan uçak böyle düştü. Havaalanında güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde uçağın burun üstü piste çakılışı görülüyor.
Uçağın düşmesiyle olay yerinde dev bir alev topu beliriyor ve alevler kısa sürede çevreye yayılıyor. Öte yandan olay yerini inceleyen ekipler uçağın iki kara kutusuna ulaştı. Kara kutular deşifre için Moskova'ya gönderildi. Küçükçekmece'de bir markette tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmak isteyen 5 kadın kasiyere takıldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İddiaya göre markete giren 5 kadın dolandırıcı tırnakçılık yöntemiyle kasiyeri dolandırmak için harekete geçti. 5 liralık ürün için kasiyere 200 lira veren kadınlardan biri para üstü olarak 195 lira aldı. Müşteri kılığındaki dolandırıcı el çabukluğuyla para üstünün 100 lirasını cüzdanının altına gizledi. Para üstünün eksik olduğunu iddia eden zanlı kasiyerden 100 lira daha vermesini istedi. Ancak bu sırada olup biteni fark eden kasiyer duruma el koydu. Dolandırıcılıkta başarılı olamayan şüpheliler iş yerinde olay çıkarmaya çalıştı. Kasiyerlerle bir süre tartışan ve para üstü almadıklarını ileri süren dolandırıcılar başarılı olamayacaklarını anlayınca iş yerini terk etti. İstanbul'un Anadolu yakasında mazot hırsızlığı ihbarı polis ekiplerine alarmı geçirdi. Sancaktepe'de gece saatlerinde dur ihtarına uymayan minibüs polis tarafından uzun süre kovalandı. Dakikalarca devam eden takip TEM otoyolu üzerinden Avrupa yakasına taşındı. Zanlılar patlak tekerlek üzerinde ilerlemeye devam ederken çok sayıda ekip takibe katıldı. Esenler Karabayır mahallesine giren iki zanlı kaza yapınca aracı terk etti. Minibüste arama yapan polis ekipleri büyük çapta bir depo ve araçlardan mazot çekmek için kullanılan bir hortum buldu. Emniyet ekipleri zanlıları bulmak için araştırma başlattı. Bu görüntülerdeki su birikintileri yağmurun değil, su borusundan fışkıran suyun eseri. Afyonkarahisar'da kente içme suyu getiren ana borulardan biri bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama ile birlikte borudan fışkıran sular caddeyi adeta göle çevirdi. Caddede su birikintileri oluşurken seyir halindeki sürücülerse zor anlar yaşadı. Yaklaşık bir saat boyunca akan su küçük asfalt çökmelerine neden oldu. Olaya müdahale eden ekipler suyu vanalardan keserek durdurabildi. Şebekede meydana gelen arıza ile birlikte bazı mahallelere kısa süreli su verilemedi. Amerika'da etkili olan hortum ve fırtınalar can aldı. Doğal afetin ardından 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Hortumdan en çok Illinois eyaletine bağlı Washington etkilendi. 15 bin nüfuslu şehirde yüzlerce ev yerle bir oldu. Amerikan Kızılaçı'na bağlı ekipler ve arama kurtarma ekipleri fırtınadan etkilenenlere yardımcı olabilmek için seferber oldu. Evlerini kaybedenler için barınaklar kurulurken yetkililer fırtınanın hızının saatte 97 kilometreye ulaştığını açıkladı. Samsun'da bir alışveriş merkezinde toplanan üniversite öğrencileri iletişim çağındaki insanların birbirine gittikçe yabancılaştığını belirtmek için değişik bir eyleme imza attı. Sarılmak bedava, hayat kısa, sarıl bana yazılı dövizleri taşıyan öğrenciler isteyen vatandaşlara sarıldı.
Meraklı bakışlar altında eylemlerini sürdüren öğrenciler ilginç görüntüler oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde polis kaçmaya çalışan bir kadın sürücünün aracına ateş açtı. Olay sırasında araçta kadının 5 çocuğu da bulunuyordu. Polis aracındaki kameranın kaydettiği görüntülerde hız sınırını aşan aracı durduran polis kaçmaya çalışan kadın sürücünün araçtan çıkmasını istiyor. Polisle tartışan kadın yeniden aracına atlayıp kaçmaya kalkışıyor. Araçtan inen çocukları annelerine engel olan polise müdahale ediyor. Elektroşok cihazını kullanan polis copla kapının camını kırmaya başlıyor. Bu sırada araç uzaklaşırken başka bir polis aracın arkasından ateş açıyor. Farrell starts to drive off while another officer fires at the minivan full of kids as young as six. Bir süre kaçan kadın sürücü ve oğlunun bir otelin önünde yakalandıktan sonra tutuklandıkları, polis memurları hakkında ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Milas'ta çiftçilikle uğraşan Mehmet Uysal'ın Kara Kız isimli koyunu bir batında beşiz doğurdu. Beş kuzu sahibi birden olan Uysal şaşkına döndü. Bir süre koyununu satmayı düşündüğünü belirten Uysal, aynı anda beş kuzu sahibi olmanın sevincini yaşadı. Mutluyuz, iyi.